Çek. Yo, bu senin mıhlaman çekilmez mi hiç ya? Evet. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. O ne abi? Çirkin bir balık. Bu aslan balığıymış bak. Aslan balığı? Evet. Bilmiyorduk, öğrendik. Çok güzel bir gün doğumu. Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Alacası koyununda 3. günüm. Pablo burada her zamanki gibi yerinde yatıyor. Şimdi bir dışarı çıkacağım. Yan taraftaki komşularım kahvaltıya davet ettiler. Onlara gideceğim. Beraber bir kahvaltı yapacağız. Haydi bakalım gidelim. Günaydın Fikret abicim. Abi getirilecek bir şey var mı? Aa, bende bir tane hurma pekmezi var. Biraz ondan getireyim. Tabağını getirebilirsin. Tabağımızı, çatalımızı, her şeyimizi getirelim. Oradakileri de getirelim. Değil mi sandalye? Onlar yer kaplıyor diyoruz. Bence de yer kaplıyor. Herkes sandalyesini alsın gelsin. Vallahi masa büyüdü. Aç mı kalacaksın? Abi şu çok yer kaplar. Ben bunu kaldırayım. Tabure var, daha rahat. Günaydın efendim, nasılsınız? Ellerinize sağlık, kesenize bereket. Sofranın bereketi böyle daha çok. Birleştiriverdik. Sofranın bereketi böyle daha çabuk artar. Daha çok artar yani. Abi getirebileceğim bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Şu muhlamaya kullanabiliriz, bu soğuk zaten. Oo, abla muhlama mı yapıyor? Tabii. Vay. Onun gazıyla mı geldi? Buraya da bir sorsam, bana yardım edecek, taşınacak bir şey varsa getireyim. Abinin ismi neydi ya? Ben de unuttum. Şimdi ben, soracağım hadi. Ben de isim, tarih. Aynı şeydi, bende de. Ama mesela birkaç sefer söyledikten sonra aklımda kalıyor. Mesela senin ismin abi, ilk hatırlamadım ama sonra yenge birkaç sefer deyince yazdım. Ben de şey ya, böyle çabuk unutuyorum. Unutmamak için de böyle yakın çevremden birisinin ismiyle bağdaştırmaya çalışıyorum. Ha, o da olur ha. Aynen. Ama yani belli bir süreden sonra o da bitiyor. Evet. Kafa bitiyor ya. O da gidiyor. Yani kalabalık bir ortamda çalıştığım için ben biraz herhalde onun çok etkisi var. Tabii canım, o kadar insan tabii ismini zaten tutamazsın aklında. Şeyle kardeşim. Aynen. Hitap ederken böyle falan. Aa, ismi düşünüyor. O anda hala düşünüyorsun değil mi? Ben de. Gözümün önünde. Hatırlıyorum. Ama ismi gelmiyor. İsim gelmiyor aklıma. Yani. Ya bende de oluyor abi baba. Ya herkes de olur o ya. Yaşla da ilerliyor ya. Dur abi ya. Her şeyde yaşı karıştırıyorsun. Karıştırma şu yaşı. Ben yağdan korkuyorum. Ama arada bir, ama bunun yağı da çok iyi ya. Çok iyi ya. Çekiyorum. Ha, çek. Yo, bu senin mıhlaman çekilmez mi hiç ya? Evet. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Organik. Şöyle bir kaldır gör. Oo. Ama bu niye uzamadı ki? Niye uzama? Olsun, bir şey olmaz. Güzel olmuş, güzel olmuş. Bunu önceden çıkarıyordum bu dolabından da. Artık yapacak bir şey yok. Doğada çok sıcak bir şey içmeye gerek yok. Yok. Bazen soğuk olacak, bazen ılık. Aynen, aynen. Bazen sadece boğazımızı ıslatacak. Oh, yapan elleriniz dert görmesin efendim. Şeker alır mısın? Yok abi. Teşekkür ederim. İşte köyleri geziyorlar, tamam mı? O pampuk ellerinle nasıl pişirdin? O pampuk ellerinden. Gözlemeleri bu pampuk ellerinden pişirdin teyzem diye gülmeye başlıyorlar böyle şeyler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Elinize sağlık. Patates falan da alın bak. Onu yiyin de ondan sonra tabaklarda. Yani bunu portakal döküyor. Benimkisi de ağaç kavunu reçeli. Ağaç kavunu. Ne diyorlar ona? Ne diyorlar? Ağaç kavunu mu? He. Şu mu ağaç kavunu reçeli? Evet. Allah Allah. Ağaç kavunu. Ağaç. Bir şey daha diyorlar ona ya. Ve birkaç ismi var. Yöresel evet. İsmi ağaç kavunudur da. Vallahi isimden merak ettim, hemen bakacağım. Şey mi acaba? Ben acı suyunu da çıkarmıyorum. Çok faydalı bir şey. Nasıl şöyle uzun kapak? Ya bu turunç reçeli gibi ya. Ne? Turunç.
İşte turuncillerden zaten. Cinsi bu da. Mersin taraflarında yetişen böyle yok, bir şey. Bizde yetişiyor. Karadeniz'de yetişiyor. Allah Allah. Uzun. Mersin'de de yetişiyor. Bunu hayır, gördüm ben. Böyle, yani portakalın büyüğü şöyle kocaman. Çekirdeği yok. Bu dişi tırtınlı şey. Çekirdeği şöyle. Ağaç kavunu yazdın mı internette var ve çok faydalı bir şey. Ama tadı aynı turunç. Turunçgillerde. Turunçgillerde. Evet. Şimdi bu nasıl biliyor musun? Kabuk, hep kabuk. Hmm. Kabuk 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 içeride şu, yani şu kadar bir şey düşünün meyve. İçi yok. Hep kabuk kabuk içeride şu kadar bir şey var, özü var. Orada da 5-6 tane de şey var, tohumu var. Hmm. Yani vay be. Özü, o özü de yenmiyor yani. Ama ben onu şimdi eşim şey yapmadı, değerlendirmedi şeyde reçelde. Ben ayrıca kavga dövüş ondan yaptım reçel. Ona kendisine yaptım içinden. Hiçbir şey böyle faydalı diye attırmış. Faydalı olan şeyleri. Ama güzel olmuş, elinize sağlık. O daha acı oluyor böyle. Biraz daha, biraz daha acı. Buna özel yaptım. Teşekkür ederim. Vay patrona bak vallahi, patron kıyak geçmiş abi sana. O kadar olacak. O kadar olacak. Arada bir de böyle atarımız var. Ay ay, arada gider yapıyorsun. Ya, yaparız ama. Devam ekmek yapıyorsun. Evet. Hanım ne derse olur ama. Vallahi bunu. Ben de yaparım da. Tavsiye ederim bu ekmeği. Ben bunu yiyenlere çok şey yapıyorum ha. Küçüyorum. Bu beyaz ekmek. Ben çünkü, istiyorum pasta ekmekleri. Çünkü değişik şey değişik yani bu için şey alınmış posasını. Genç çocuklar da onu da çağırdım. Hangi genç çocuk sabahın köründe gitti. Nereye? Vallahi kalktı sabahın köründe. Ben sabah 6'da kalktım. Bugün kafayı bulandırdık. İstanbul'a geri döndük. 6.30'da kalktı, çadırını topladı. Abi ben gidiyorum, teşekkür ederim dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Bu tarafa doğru gideceğim dedi. Gitti. Vallahi. O zaman bir küçük bir arıza var. Yok. Sıkıntısını farklı yaşıyor da. Aslında sıkıntısı mıkıntısı da yok. Kendi kendine yapıyor. Bak 22 yaşında daha. Evet. Hani onun yaşındakiler yeni üniversite daha yataktan kalkmıyor ya. Çocukları kaldıramıyorsun yataktan. Yani her şeylerini ayağına veriyorsun. Yine kendisi iyi kötü bir şeyler yapmış yani. Evet. Komşularda kahvaltımı yaptım. Sağ olsunlar. Misafirperverler gerçekten. Böyle kamp yerlerinde karavancı dostlarla böyle kahvaltı yapmak gerçekten çok keyifli oldu. Kahvaltıyı da bedavaya geçirdik hani bu arada. Bir denize girelim artık. Böyle güzel bir yerde olduktan sonra değil mi? Bak, bak abi. Bak hemen güneş panelimi koydum oraya. Powerbank'imi şarj ediyorum. Tekneler geldi. Ortam mükemmel. Şu yamaçtan da bir yol gidiyor. Başka bir koya gidiyor. Güzel küçük bir koy varmış orada. Oraya da gideceğim. Şimdi Pablo uykusu geliyordu, onu bıraktım artık evde. Ben bir denize gireyim, hem de rahat rahat bir denize gireyim. Birkaç gündür denize giriyor, biraz da böyle üşütecek gibi oldu. Bugün girmesin bence denize. Soğuk sulara devam.
Evet, tulumbamız da var burada. Güzel güzel yıkanacağız. Pablo yine baygın uyuyor. Şimdi Alacasu koyunda ateş yakmak, dışarıda yerde ateş yakmak yasak. Yani böyle arada bir yakanlar oluyor akşam belli bir saatten sonra. Çünkü jandarma geliyor abi. Çadır kampından beri buradayım. Çadır kampını yaptığım zaman ilk gün o gündü. Çadır kamplarında böyle çok konuşmayı sevmiyorum. Zaten dikkat etmişsinizdir. Böyle sadece bir genç arkadaşım vardı. Metin, onunla biraz sohbet ettik çadırda. Vallahi burada komşuluk çok güzel. Kamp yerinde karavancılar gerçekten sıcakkanlı insanlar tanıştığım. Sağ olsunlar yemeklerini, sularını, çaylarını benimle paylaştılar. Keza ben de öyle. Denizi mükemmel, muhteşem bir görüntü zaten. Birkaç gün daha burada kalacağım. Şimdi bu dağın etrafında bir koy dağı varmış. Oraya gitmek istiyorum. Pablo'yu götüremeyeceğim. Çünkü hem sıcak hava hem de yorulur güneşte. Çok yorulur. Böyle bir kendi tek başıma bir çıkmak istiyorum. Mutfağım biraz dağınık. Mutfağım, bulaşıklarımı yıkayacağım. Ondan sonra duruma göre artık bakacağım, yürüyüşe çıkayım mı çıkmayayım mı. Yani böyle çok da karar veremedim. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. Sıkıntımız yok. Sadece bir dolabımla ilgili bir sıkıntım var. Bu otel tipi dolap olduğu için, hani bu meşrubat soğutmak için sadece. Onunla ilgili bir dolap olduğu için hem güç olarak çok harcıyor, ısınarak soğutuyor. Hem de soğutması çok iyi değil. Belki bir dolap almam gerekebilir. Yani dolap bakmam gerekebilir. Aküyü çok çabuk bitiriyor. O da sıkıntı. Yani şimdi güneşe çektim mecbur karavanı. Akü panelden daha güzel doğsun diye. Yani bir dolap ihtiyacım var. Şu Fujitsu'nun falan böyle küçük dolapları var. Onlara bakacağım. Gerçi artık fiyatlar da öyle bir uçmuş ki. Bir dolap almam lazım ama şart. Çünkü et falan bir şey koyamıyorum. Yani bir tavuk falan bir şey alayım desem aldığım gün yapıp yemem lazım. O da hep olmuyor. Hep, yani ya, sürekli aldığım market yakın olmuyor. Uzakta oluyorsun. Yani denedim bir sefer, bir paket tavuk aldım, tavuk göğsü. İkinci gün sabah dolapça, yani çalışıyordu bir de yani dolap. Dolaba koydum. İkinci gün sabah baktım ki kokmaya başlamış, hemen attım. Çünkü onun zehirlenmesi daha kötü. Onun için böyle bir yeni dolap yapmam lazım bir tane. Bulaşıklarımı yıkayayım. Şöyle bir evimi toparlamak istiyorum. Çadır kampından sonra burayı ilgilenemedim. Çadırdayım diye bir gün boyunca. Onun için güzel bir temizliğimi yapayım. Ondan sonra çıkacağım dışarıya. Şimdi bulaşıklarımı yıkadım. Evimi topladım şöyle güzelce. Biraz da temizledim. Şimdi komşularım kahveye davet etti. Gel kahve yapıyoruz Abbas dediler. Şimdi oraya doğru geçeceğim. Pablo da uyandı. Onu da dışarı çıkardım. Hava biraz kapalı. Yani puslu, böyle bulutlu. Güneş panelimi koydum gene powerbank'imi şarj etsin diye. Bakalım akşama kadar dursun. Çünkü dediğim gibi buzdolabı aküyü tamamen bitirdiği için pek bir şansım kalmadı. Hadi gidelim. Oo Pablo Bey, bağlı kaldım burada. He? Oğlum akıllı durmuyorsun ki. Biraz burada dur bakalım. He? Biraz burada dur bakalım. İşin gücün ıstırmak. İşin gücün ıstırmak. He? Güneş çıktı, gölgeye kaçarsın sen şimdi. Evet, şuradaki komşularımıza misafiriz. Hadi bakalım gidelim, bir kahve içelim. Sonra bir dolaşalım. Hayır canım. İlaç, bu ilaç. Her şeye de olmaz ki. Ya karışma. Of. Sen herkesin işine karışma ya. Sen, ben söylemesi benden. Yapmaması senden. Şimdi kahveye limon mu attın abi? Böyle deneyeceğiz. Tabii abi. Baş ağrısına, şeye çok iyidir. Limon her şeye yok. İyi gelir. Baklavaya bile limon koyuyorlar ya. Baklavaya konu. Tabii. Kahveye olmaz. Balına koyuyorsun da, balına limon, şerbetine limon. Aynen abi, balın. Oh. Nasıl, sevdiniz mi buraları? Ya çok güzeldi.
Ben tam istediğim gibi yerim. Tam istediğin gibi yer. Denize gireceksin. Bir de bu müzik şeyleri... Tur tekneleri. Buradan şey olsa, bir kumanda olsa... Kapat. O şeyden gelmiyor, bu arkadan geliyor şimdi. Yok, teknelerden geliyor. Tekne geldi daha buraya. Tekneler geldi ya, oradan geliyor. Tur tekneleri. Bak böyle efil efil de esiyor. Manzara mükemmel. Keyifler yerinde. Havuz önünde. Oo, kahveni yapıyorsun güzel. Tatilin. Mükemmel tatil. Çok güzel yer. Aynen. 5 yıldızlı otele 5 bakar. Kahve getir, bilmem ne getir. Adama ayıp olur. Bir daha desen olmaz. Bilmem aynen. Ne olmaz anladım. Evet. Böyle yer bulmak biraz zor herhalde. Aynen. Zor. Ben bulurum, sen merak etme. Sen yeter ki... Ama şey, insansız yerde istemem. Aa bak. Çok insansız yerde olmaz ha. Evet. Bu onu tercih ediyor. Ben insan... Aa, burası çok güzel. Ya bu kadar. İlla ki sen gittin mi bir kişi daha olacak ya, da gelir daha... oraya yani. Bir tane daha akıllı çıkar elbette. Tabii canım, gelir. Yani gittin de hiç Allah'ın kulunun olmadığı yer olmaz o iş. Ne, o da olmaz. Aynen. Ama çok, bu çok güzel. Çok... Yeterince insan var. Fazlası da çekilmez. Hafta sonu çok olur ama burada. Cumartesi, pazar burada yıkılır. Ha. O zaman gideriz biz. Cumartesi, pazar çok kalabalık. Cuma günü çıkarsın. Buradan çıkmasak bile bir de Muğla'ya uğrayacağız. Böyle geldiğimiz yoldan değil de. Muğla'ya da uğrayacağız. Öyle çıkmayı düşünüyoruz. Cumartesi, pazar gideriz. Orada da kalırız. Ova kışlacık, kıyı kışlacıkta 1-2 gün. 3 gün kalırız. 3 gün kalırız. Oradan Ankara'ya dönüş. Ankara'ya dönüşe direkt dönüş yaparız. Lokum alsana. Alırım baba. Al. Güzelmiş be. Lokum. Burada her şey güzel. Her şey güzel burada. Ama buna mısır şeyi... Hamsili ekmekten bir tattıracağız bakalım. Yok. Hamsili ekmekten tadarım canım. Bak, şimdi değil. Şimdi değil mi? Şimdi değil, sonra. Akşama. Akşamüstü neyse, ne zaman istiyorsanız. Ne zaman? Adamın iştahı şimdi var. Ne zaman verirseniz o zaman yerim, sıkıntı yok. Bir makarna yaparım. Ton marmutluk, domates. Ya o yapacağımız yemek. Hamsili. Ekmek bir yesin. Aynen, ben de akşama yemek yapacağım. İşteyse o hamsi ekmeği de yerim yanında, akşam yerim. Nasıl bir şey olduğunu görsün hayatında. Bir de şey var biliyor musun? Lazların böreği var. Laz böreği. Laz böreği. Yedin mi? Duydum da hiç yemedim ki abi. Börek. Sen onu börek diye düşünürsün. Peynirli, kıymalı falan. Evet. Halbuki tatlı. Laz böreği tatlı. Tatlı. Onu bil yeter. Yemesen de olur. Onun için zaten yeme şansın yok da. Aynen. İnşallah bakalım Karadeniz tarafına gidersem. Şeye gel. Ankara'ya gel, Ankara'ya. Ankara'ya gelirim inşallah. Gel. Aynen. Ankara'ya gel. O civarlara gideriz. Bu gelmese de beraber gideriz. İnşallah. İnşallah. Seninle beraber gideriz. Gideriz. Karavanla. Gideriz. Veyahut da benim karavanla, bizim karavanla. Ben de gelirim. Ben seviyorum gezmeyi. Tamam o zaman. Biz de gidiyoruz. Siz kendi karavanınızla. Biz kendi karavanımızla gelirim. Tamam. Aynen. Şeylerle de konuşur. Bunlar da hoşuma gitti. İyi insanlar. İyi insanlar bu şey de. Eskişehir mesela, o Çamlıdere yaylasında bizim kadar mesafeleri var. Orta. Ya Çamlıdere'ye o diyorsunuz da benim hoşuma gitmedi. Niye yayla? Bir kere gittim mi tamam orası ya. Bir kere gittim mi bir takı şeyler, takın neler var öyle daha etrafta? Var. Gölbaşı Büyükşehir Belediyesi çok yer açmış bu sene. Kamp alanı. Ya şey, Bolu Dağı'nın her yeri öyle çamlık. Fark eden bir şey yok ki. Aynen. Manzaranın mükemmelliği. Şimdi kahve ısmarlayan çift Karadenizli. Ankara'da yaşıyorlar. Çekme karavanla gelmişler buraya Alacası'ya. Ankara'dan bulmuşlar. İlk defa gelmişler. Çok hoşlarına gitmiş. Eğlenceli bir çift gerçekten. Şimdi bu dağ yolundan yürüyeceğim aşağı doğru. Bir plaj varmış orada da, koy gibi küçük bir yer. Hem bir gezeyim, Pablo'da
Karavanda uyuyor. Yemeğini yedirdim. Haydi bakalım yürüyelim. Manzara çok güzel, mükemmel. Güzel güzel yollardan yürüyelim. Evet, buralar biraz yürürken sıkıntılı ama manzaramız bu yürürken. Bakalım burayı ne zaman kapatacaklar acaba? Ne zaman bir demir kapı koyacaklar girişine? Merak ediyorum. Bence burayı Haziran sonuna falan ya da Haziran başında kapatırlar gibime geliyor. Çünkü sahilde açık kalmış tek yer burası. Tek koy girilebilecek. Mavi, yeşil ne ararsan var abi. Renk cümbüşü. Evet, gizli bir koy var burada. Şimdi oraya doğru gideceğim. Çok güzel. Oo, buranın suyu daha berrak. Of of of, ağaç yıkılmış nasıl. Ya abi, buraya da çöp atmışlar be. Mükemmel. Çok berrak. Yer mükemmel. Alacası koyunun hemen yanında. Muhteşem. Çok gizli böyle küçük bir koy. Su muhteşem. Yani Alacası koyundan daha berrak ve daha temiz. Neden? Çünkü çok insan gelmediği için. Artık çıktım. Evime doğru gidiyorum. Pablo yalnız. Bayağı bir saat oturdum ya. Aklım kaldı. Evime geldim. Çok güzel bir yerdi gerçekten. Pablo'da sıkıntı yok. Uyuyormuş. Ben zaten kapıyı açınca uyandı. Şimdi size göstermek istediğim bir şey var. 4 gün önce buraya gelmeden, Alacasu'ya gelmeden önce en son marketten, bakkaldan yani, buz almıştım. Şimdi 4 günde bir buz bir termosun içinde nasıl daha katı olarak duruyor erimeden? Vallahi ben şaşırdım. Gerçekten buz olarak kullanmamıştım hiç bu termosumu. Stanley'in 1.3 litre olan termosunu kullanıyorum. Başka bir termos olsaydı şimdiye kadar herhalde çoktan buz muz diye bir şey kalmamıştı. Suya dönüşmüştü her şey. Şimdi termosum bu. Bunu deri kapladım ben böyle. Güzel dışı çizilmesin diye. Şimdi bir tane buz çıkarsa... Abi bir tane değil, iki tane çıktı. Bakın 4 günde bu halde. Yani karlanmaya başlamış ama hemen elime alayım. Hala sert. Mükemmel. Şimdi içine su koyacağım artık. Tamamen hepsinin. Suyla dolduracağım. Soğuk suyumu 4 gündür böyle içiyorum. Bundan alıyorum böyle küçük buzları. Diğer termosuma, şu kapaklı olana, buna koyuyorum buzları. İçine üstüne su dolduruyorum. 4 gündür böyle oradan buz alıp buna soğuk su yapıyorum. Çok güzel. Dediğim gibi dolabımda sıkıntı olduğu için böyle bir çözüm buldum. Ben bu kadar dayanacağını tahmin etmiyordum. Yani daha 1-2 gün daha dayanır hiç su koymasam içine. Yine öyle yapayım. Hepsinin içine su koymayayım da küçük termosa koyayım. En azından 1-2 gün daha içerim suyumu. Şimdi bir kahve de yapacağım kendime. Akşam saatleri, böyle akşamüstü daha doğrusu, kahvemi yapayım. Akşam da karavanımda, evimde güzel bir böyle bir makarna yapayım. Güzel bir sosisim var, yanına bir sosis yapayım. Olduğu kadar artık, ne varsa onu yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Pablo, kemirmeye devam mı oğlum? Aferin sana. Aferin sana. Tahtaları kemir mi? Onu kemir. Yiyebilirsin.
Komşum hayırlı işler. Ne yapıyorsunuz ya? Ne ya, kurban mı kestiniz? Fikret Bey. O ne ya abi? Çirkin bir bu aslan balığıymış bak. Aslan balığı. Evet, bilmiyorduk, öğrendik. Güzel bir dokusu var bak. Şekli uzun. Böyle kanatları var, kocaman kocaman. Bayağı. Vallahi değişik bir şeymiş. Bir poşet balık. Ya hayırlı olsun. Akşam balık mı yiyeceksiniz? Sanırım. Yiyeceğiz. Hep beraber yiyeceğiz. Emeği hep geçen mi? Arkadaşlar yiyecek. Hadi Allah kolaylık versin. Hayırlı uğurlu olsun balığınız. Sen onları bırak. Badem Fikret temizlesin. Bırak abla. Abi, Pablo sen yeme balığı ha. Pablo azıcık gel. Koydu. Şaşırdın mı? Yavaştan akşam yemeğimi hazırlayayım diyorum. Makarna var. Biraz makarna yapacağım. Bir yanında bir tütsülenmiş piliç sosisim var. Sosisli makarna yapacağım ya da makarnalı sosis. O da olabilir. Vallahi günler güzel geçiyor. Artık yarın buradan giderim. Yarın çünkü 5. günüm olacak. Yakındaki yerlere, yakındaki sahillere, koylara bir ziyarette bulunuruz artık. Açıksa gireriz. Açık değilse kısmet. Başka yere bakarız. Şimdi bir taraftan ocağımı açayım. Makarna suyumu koydum zaten. Yanına iki domates yapayım. Değil mi? Doğrayayım. İyi güzel ama Alacasu koyuna gelecekleri en büyük tavsiyem telefon çekmiyor abi. İnternet, telefon hiçbir şey yok. Sıfır yani. Biliyorsunuz benim işim de internetle. Yani YouTube'a video gelmeden önce muhakkak Instagram'da kısa da olsa bir Reels videosu ya da bir fotoğraf paylaşıyorum. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi gittiğim yerlerde daha önce resimler ve videolar paylaşıyorum oradan. Çünkü merak eden arkadaşlar oluyor sağ olsunlar. Abi neredesin? Sesin soluğun çıkmıyor. 4 gündür buradayım, internet yok. Ne yapacaksın? Böyle yukarılara dağlara falan çıkıyorum ben çeksin diye. Akşamı ettik he. Bugün de akşamı ettik. Vallahi kendime bir çay hazırladım. Çayımı içeceğim. Ondan sonra erkenden uyuyacağım. Erken dediğime de bakmayın. Şu anda saat 11-11.30 arası. Çay içmeden olmaz abi. Çayımı içmem lazım. Pablo ne yapıyorsun oğlum? Çok güzel bir 4 gün geçirdik. Yarın sabah kahvaltıdan sonra kısmetse artık başka bir yere gideceğim. Çünkü dediğim gibi internet hiçbir şekilde çekmiyor. 5 gündür bir video ya da bir paylaşım bir şey yapamıyorum. Genelde zaten gittiğim yerlerde internet olmuyor ama tabii artık burada uzun, yani 5 gün uzun oldu, uzun kaldım. Tabii çadır kampı da yaptık. Çok keyifli geçti bence çadır kampı da. Akşam soba yaktım. Yaktığım soba gerçekten işe yaradı. Çünkü gece gerçekten soğuk oldu yani. Hani öyle şort tişörtle gündüz dolaşıyorsun ama akşam bayağı hem bir böyle bir rüzgar çıktı hem de soğuk oldu. Neyse güzel ve keyifli geçti çadır kampımda yani. Umarım siz de keyifle seyretmişsinizdir. Karavanda devam. Bakalım artık işte nereye gideceğiz? Nerede bir yer bulacağız? Bir şekilde hallederiz ya. Gerçekten Alacasu güzel bir koy. Ama tahminim bu sene kapanır burası da. Yani araç girişine kapanır büyük ihtimal. Çünkü şu anda Akdeniz koylarından özellikle işte Antalya, Beldibi, Tekirova, Kemer, işte daha ilerlerde Fethiye, Muğla o tarafa kadar giden yolların olan koyların çoğu kapalı. Araç girişine izin verilmiyor. Zaten ya çoğu demir kapıyla kapalı ya işte hendekler açılıyor girilmesin diye. Yani abi işte nereye kadar böyle olacak yani, niye böyle olacak yani, sit alanı bakıyorsun ama sit alanını birisi alıyor bir şekilde, bir şeyler oluyor yani, anlamadım ben de, işin içinden çıkamadım ama şimdi burası dediğim gibi açık ama gidecek, burada gidecek, burayı da kapatacaklar.
Aslında yer çok güzel. Böyle bir güzel bir işletme olsa burada hem temiz olur. Hani bir giriş ücreti yapacaksın. İçeride çünkü kuyu suyu da var güzel. Tulumba da. Çok güzel. Tuvaleti yani tuvaletini koyacaksın. Etrafı temiz olacak. Mükemmel olur. Düzgün yapılırsa tabii. Hani doğaya ellemeden. Biraz kitap okuyayım. Yeni bir kitabım var. Vahşetin Çağrısı diye. Bunu geçen çadır kampında sohbet ettiğim genç arkadaşım vardı Metin. O hediye etti. Sağ olsun. Abi benden bir hatıra olsun sana dedi. Teşekkür ederim. Ben de bir okuyayım. Köpeklerle ilgiliymiş. Jack London'ın Vahşetin Çağrısı kitabı. Ben de birkaç sayfa okurum. Ondan sonra zaten uyurum. Hadi gel çöp atalım gidelim. Gidelim mi? Hı? Gidelim artık değil mi Pablo? Arkadaşlar bizden bu bölümlük bu kadar. Şimdi buradan çıkacağız artık. Nereye gideriz ne yaparız bilmiyorum ama yol bizi nereye götürürse oraya gideriz. Değil mi Pablo? Bir dahaki yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.